çikolata yersin dedim. Ama kendisi diyette. Tabii canım diyette ama diyor ya yeriz ya. Yok. Dünkü kahvaltı. Dün yiyeceğimizi uyu diyet. Eskişehir dönüşü. Diyete devam. Aynen. Aa, kimyon getireyim. Domatesle kekik çekim tam olsun. Ha, getirelim. Edeceksen gerçekten. Kekik de var. Kekik. Buyurun. Benimki sahanda yumurta olduğu için pek ihtiyaç duymuyorum. Diyetisyenlerimiz seri üzgün. Ben sürekli böyle tost, ne diyeyim, sahanda yumurta falan. İşte ben de kilo almıyorum. Böyle bir metabolizma. Ne oldu? Fotoğraf çekeceğim. Diyetteyken benim yedi, onun yedi diye. Bugün arkadaş buluşmamız var. Ama onun öncesinde ufak bir işimizi halletmemiz gerekiyor. Anlatayım mı ufak işimizi? Lütfen. Arkadaşlar ben sürücü kursuna yazıldım. Diyeceksiniz ki bir kurs ne kadar uzun sürebilir ki? Eylül ayında yazıldığım kurs hala ne direksiyon dersi alabildim? Ne sınava girebildim. Ocak ayından itibaren her şey zamlanacak diye özellikle Eylül ayında yazılmıştım ki alayım artık ehliyetimi diye. Sürekli çünkü bugünü yarına, yarını öbür güne atıyorum. Sürekli erteleniyor falan. Yani normalde bana kalsa ben direkt lise sonunda, tamam mı? 18 yaşındaydım zaten, tamam mı? Tak diye alacaktım ehliyetimi. Bilgim de her şey tazeydi. Zaten trafik dersimiz falan vardı. Hepsinden yüzle geçiyordum. Yani çok güzeldi her şey. Ama yok dediler. Yani yok dendi. Çünkü ekonomik özgürlüğünüz yoksa birileri size yok dediğinde maalesef ki o yoktur. Sıkıntı. Sürekli kurs merkezi bize diyor ki SMS gelecek. SMS'i bekleyin. Ya diyorum bir... Bilgi verin o zaman. Neden bilgi veremiyorsunuz? Biz de bilmiyoruz. SMS geliyor herkese. Ya SMS'i de siz gönderiyorsunuz zaten. Benim sınava girmem gerekiyordu. Şimdi sınav günü yaklaşıyor. Aralık ayı sınav günü yaklaşıyor. Ekstra olarak aralığın son haftasında benim direksiyon dersi almam lazım. Öyle hani sınavına gireceğim falan. Ya aralığın sonu geldi. Karlı havada ehliyet sınavına gireceğim. Yani bu beni biraz evet geriyor yani. Nasıl sonuçlanacak çok merak ediyorum. Konuştuktan sonra kurs merkeziyle muhtemelen size bir özet geçiyor olacağım. Yani bir şuraya bakın. Hani bir de benimkine bakın diyeceğim de benimkinde pek işte. Seninki de çok kötü. Çantaları koymaktan raf asmadım kitaplığa. Evet kitap. Ya zaten kitaplık düzenleme videosu da çekeceğim tabii.
Bilin bakalım hangi ikili kankeytularıyla kavuşunca hiç video çekmedi. Evet, gerçekten. Bir şey diyeyim mi? Zerre kadar aklıma gelmedi. Hiç. Hani normalde, bir dakika durun, hani video çekeceğim falan derim ben sürekli. Hani arkadaşlarımızla buluşsak bile. Ama bu sefer hiç aklıma gelmedi. Çok garip. İnsan bir gittiği yeri şöyle bir gölü falan çeker. Çünkü Göksu'ya gittik arkadaşlar yani. Manzarayı falan çeker en azından. Petimizin içi değiliz. Yani. Ama evet, öyle oldu. Çok garip oldu ya. Sizi en son nerede bıraktık? Ben herhalde evden çıkarken, değil mi? Evden. Çektim. Kahvaltıdayken konuştuk. Sonra evden çıkarken çektin sanırım, evet. Evet. Aynen. Hani çıktığımızda gündüz vaktiydi. Şu an akşam oldu. Hava karardı. Biz böyle değişik oldu ya. Neyse. Şöyle ki önce zaten benim sürücü kursuma gittik. Ve garip bir şekilde benim sınav belgem aslında gelmiş. Ama bana söylememişler. SMS de atmamışlar. Durun bir kontrol edelim dediler. Gelmiş hem de ıslak imzalı falan. Çok iyi. Mükemmel. Normalde sınavdan, ya yani yazılı sınavdan geçmeden size bir direksiyon, hani ne denir? Direksiyon dersi. Planlaması dedi. Yapılmıyormuş. Ama bana yapıldı. Çünkü şöyle. Bu iyi bir şey. Ama önceden niye benim hiçbir şeyden haberim olmadı? Çünkü şey oldu yani, arada inanılmaz müthiş bir güvensizlik oluştu. Ya ben en sonunda orada hani kadına dedim ki ben artık korkuyorum dedim. Bu Ocak ayına, Şubat ayına kalacak dedim falan. Sonra kadın da durun dedi bakalım falan. Baktı, dedi ben zaten dedi sizle çalışacakmışız dedi. Yani direksiyon hocamı da orada öğrenmiş oldum. Şimdi son olarak biz bugün gittiğimizde anladık ki sınav giriş belgesi gelmiş. Hafta sonunda, yani biz hafta pazar günü gittik. O cuma günü akşam gelmiş. Bize dediği şu, cuma günü akşam geldiği için size mesaj atılmamıştır. Çünkü biz dediğim meclisinde gibi biz sürekli mesaj bekliyoruz. Yani mesaj gelsin, mesaj gelsin, arıyoruz, mesaj gelsin. Hayır, mesaj sonra gelsin. Size tekrar geri döneceğiz dedikten sonra aradan hafta sonları geçiyor. Haftalar, günler yani birbirini kovalıyor. Tabii. Aranmıyorsun. Hani üstüne sen bu sefer taciz ediyormuşsun gibi oluyor. Ben, arıyorsun. Ben ama resmen gerçekten taciz ettim artık. Çünkü mesaj gelmiyor evet, yani. Evet, kötü yani. En son işte şey deyince, yani biz sizi tekrardan arayacağız deyince dedi ki biz böyle olmayınca kalkıp gidelim. Ben dedim en sonunda artık gidelim. Belli ki ya dolandırılıyoruz ya bir şey oluyor yani. Bir şey oluyor belli. Ya sonuç olarak. Ayları kovaladı. Ya sonuç olarak bizim anladığımız şey şu. Benim anladığım şey şu daha doğrusu. Eğer ki doğru söylüyorlarsa, bilmiyorum çünkü, Milliyetin Bakanlığı geç onayladı. Milliyetin Bakanlığı geç onayladığı için de sınav takvimi ötelendi. Ekim'in sonunda Ekim programına, Eylül'ün sonunda kaydolup Ekim programına yazılmıştın. Aralık'ta sınava gireceksin. Yani hani garip bir durum oldu. Arada bir ay sekti. Çünkü benim bildiğim normalde şöyle oluyor. Bildiğim kadarıyla söylüyorum. Belki sistem değişmiştir. Siz mesela Eylül ayında kayıt yaptırdınız. Eylül'ün 10'una kadar kayıt yaptırırsanız Eylül grubu oluyormuşsunuz. Öyle bir de saçmalığı varmış galiba. Neyse, Eylül'de kayıt oldun. Ekim'in başında sınava giriyorsun. İşte ondan sonra sınavdan geçtikten sonra işte direksiyon sınavın planlanıyor. Ona göre alıyorsun. Mantık buymuş sanırım. Ama işte geç onaylı bilmem deyip Melis'in Ekim grubuna kaydolduğu Kasım'ın bu sonu. Bu yarım yağlı süt almışsın. Yarım yağlı süt demedim. Ben de diyorum ki neden tadı daha garip geliyor. Bir de üstünün köpüğü dedim herhalde çok karışmış, çok gitmiş. Yarım yağlı seçmedim ya. Tam yağlı süt daha güzel köpürür. Yok, biliyorum tam yağlı sütün daha güzel köpürür de ben yarım yağlı seçmedim ya. Neyse bir şey olmaz da. Neyse, şundan bahsediyordum. Şimdi anladığım kadarıyla şu oldu. Aralık'ta işte ya son durumda. Onu kapat. Neden? Arkada ne açtı biliyor musunuz? Getir yemek. Sekmede duruyormuş. Hayır, kapat onu. Kapat, şu an kahve içiyoruz. Tamam mı? Bunları nereden aldım ben? Arkada açık duruyor bir şey. Bunları nereden aldım ben? Tamam, doğru. Bunları nereden aldım ben? Neyden bahsediyorduk, ne oldu? Bir bitsin, dur. Ya ben de dikkat eksikliği var. Sonuç olarak Aralık ayında sınava... Aralık ayı içerisinde, yani bu ay içerisinde yazılı sınava giriyor. Yazılı sınavdan zaten... Geçen, geçemezse artık bilmiyorum.
Geçemezse bilemem yani. Sağ koltukta oturma o kadar direktif veriyorum bana. Geçersin herhalde. Biraz sıkıştıracağım. Neyse sonra da ben o kadar tabii Kasım ayı içerisinde nerede bu diye taciz ettiğim için nerede bu sınav giriş belgesi falan diye, niye sınava girmiyor, niye hala problem var diye. En son yetişmeyecek dedikleri için de aralığın Kasım zaten ayında. Zaten son haftası. Bu arada aralığın gerçekten son haftasında yani vlogmasın içinde eğer çekebilirsem, görüntü hani kayda alabilirsem, evet, hocam izin verirse belki ders esnasında hani çekebilirim. Bilmiyorum. Yani. Onu yani oradaki duruma göre yani. Yoksa size her gün nasıl geçti dersler, kurslar anlatacağım. Kaçıyorum. Şöyle görüşürüz. See you. Buraya kadar izlediyseniz ne yapmanız gerektiğini bence çok iyi biliyorsunuz. Hemen bakın. Görüyor musunuz? Hayır, orada boşluk vardı. Orayı şu an... Artık ben varım. Orayı şu an başka bir şey dolduracak. Hayır. Tıklamanız gereken yeri bence çok iyi biliyorsunuz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hemen orada. Hoşçakalın.